Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, AYT kampımızın bugün trigonometri videosunun, trigonometri konusunun 5. videosu. 4 video demiştik. 5. video, belki de 6. video gelecek sevgili gençler. Ve kamp programımızı aksatmamaya gayret edeceğim. Eğer ki arkadaşlarım, 11 Kasım'da normalde trigonometri çalışma soruları gelecekti biliyorsunuz. Şimdi 12 Kasım ve 13 Kasım günlerinde arkadaşlar, biliyorsunuz ki kamp programımızda PDF'ini indirirseniz veya PNG formatını indirirseniz kamp programımızda 12 ve 13 Kasım'da bir boşluk var. Bunu biliyorsunuz. O boşlukta sevgili gençler, bu kısımları değerlendireceğim. Hem konumuz bitecek hem de çalışma sorularınız gelecek. Haberiniz olsun. Umarım iyisinizdir. Hemen lak diye konuya girdim. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sağlığınız, sıhhatiniz, umarım keyfiniz yerindedir. Bir sıkıntınız yoktur. Konularınız ilerliyordur. Sorularınızı çözüyorsunuzdur. Ödevlerinizi mutlaka yapıyorsunuzdur. Sadece benim verdiğim ödevleri veya hocam siz ödev mi veriyordunuz demeyin. İşte benim verdiğim ödev olur, şunu çöz dediğim zaman olur. Okuldaki hocan ödev verir, dershanedeki hocan ödev verir. Bir şekilde ödevlendiriliyorsun sen. Ben biliyorum. O ödevleri de mutlaka aksatmamaya gayret göster. Evet, toplam fark formüllerindeyiz trigonometride. Hemen konumuza başlayalım. Şimdi sevgili gençler, bizim sinüs, kosinüs, tanjant toplam fark formüllerimiz var. Formüllere aşinasındır. Hocam bunları ezberleyeceğiz mi diye soracak olursan da ezberlersen tadından yenmez, güzel olur. Soruların üzerinde ezberlersen, yani soru çözerken ezberlersen çok daha güzel olur. Yani ezberlenmeyecek zor formüller değil arkadaşlar. Bunları ezberliyorsunuz. Şimdi örneğimize bakalım. Sinüs 105 ve kosinüs 75, bunların değerlerini bul demiş bize. Öncelikle sevgili gençler, sinüs 105 derece eşittir diyorum. Ben bunu sinüs 60 artı 45 derece biçiminde yazabilirim. Daha sonrasında da sinüs toplam formülünü kullanarak eşittir dedim. Bakınız, sinüs 60, paranteze gerek yok. Sin 60 çarpı kosinüs 45 artı sinüs 45 çarpı kosinüs 60 biçiminde yazabiliriz. Formülün aynısını uyguladık. Tabletimi biraz sağa doğru çekmek istiyorum. Daha sonrasında değerleri yerine yazıyorsunuz. Sinüs 60 dediğimiz şey kök 3 bölü 2 idi. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2 artı sin 45 kök 2 bölü 2 ve kosinüs 60 da 1 bölü 2 idi. Şimdi paydaların 4 olduğunu görüyorsunuz. Kök 3 ile kök 2'nin çarpımı kök 6 artı kök 2 ile 1'in çarpımı kök 2 bölü 4 biçiminde yazabiliyoruz sevgili gençler. İşte sinüs 105 değerimiz budur. Yani aslında bu ne işimize yarayacak bizim? Biliyorsunuz ki 105 derecesi olan bir üçgen özel bir üçgen değil. Biz bunların kenarlarını aklımıza tutmak zorunda veya bilmek zorunda değiliz. İşte bu şekilde 60'ı biliyoruz, 45'i biliyoruz. O halde bunların toplamından sinüs 105'te hesaplayabiliriz dedik ve bu şekilde hesapladık arkadaşım. Kosinüs 75'i de aynı şekilde, bakın kosinüs 75'i de aynı şekilde senin buraya hesaplamanı senden rica ediyorum. Videoyu durdurup hesaplayabilirsin. Bir diğer örneğimiz. Sin 175 çarpı kos 53 eksi kos 175 çarpı sinüs 53 demiş. Bakın bu sinüs fark formülünün ta kendisi. Sin kos, kos sin var, arada da eksi var. O halde bu ifade sinüs 175 derece eksi 53 derecenin ta kendisidir arkadaşlar. Alt kısma bakıyorum. Kos kos sin sin var. O halde arkadaşlar bu da kosinüs formülüdür. Arada artı varsa kosinüs fark formülüdür. Unutmayın ki kosinüsün toplam formülünde bakınız şurada aradaki eksi. Bunu sakın kaçırmayın. O halde arkadaşlar bu ifadede, yani paydadaki ifadede kosinüs 73 eksi 41'in ta kendisidir. Şimdi üst tarafa bakıyorsunuz. 175'ten 53'ü çıkaracağız. 50 çıkmış olsaydı 125 kalırdı. O zaman 122 diyebilirim. Sin 122'ymiş üst taraf. Alt taraf ise 73'ten 41'i çıkaracağız. 40 çıkmış olsaydı 33 olacaktı. 41 çıkmış, 32 olmuş. Kosinüs 32 derece dedim. Daha sonrasında bu sinüs 122 sinüs 90 artı 32 biçiminde yazarım. Alttaki de kosinüs 32 olarak kalsın. Şimdi 90'a eklediğimiz için tabi isim değiştirecek. Ne olacak? Kosinüs olacak. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için burası kosinüs 32 olacak. Yani alt tarafta kosinüs 32 idi hocam. O halde cevabımız ne olacaktır? Tabii ki 1'in ta kendisi olacaktır diyebiliriz.
Geçtim. Sağ üstteki örneğime. Kosinüs 10 artı kök 3 çarpı sinüs 10 bölü sinüs 220. Bu işlemin acaba sonucu nedir diye sorulmuş bize. Şimdi bu tarz ifadelerde şurada buradaki sinüsün veya kosinüs herhangi bir katsayısı varsa sayı biçiminde bunu sevgili arkadaşlarım tanjantlı biçimde yazıyorsunuz. Ki siz tanjant 60'ın kök 3 olduğunu da biliyorsunuz. O halde yazıyorum. Kosinüs 10 artı tanjant 60 çarpı sinüs 10 dedim. Daha sonrasında da bölü sinüs 220. O sinüs 220'yi de şöyle yazabilir miyiz? Sinüs 180 artı 40'tır hocam bu. Sinüs 180 artı 40 da 180 eklediğimiz için isim değiştirmeyecek. Fakat 3. bölgede olduğu için eksi sinüs 40'tır diyebileceğiz. Ben buraya artık eksi sin 40 yazdım. Daha sonrasında bu tanjant 60'ı kosinüs 10 artı sin 60 bölü kos 60 biçiminde yazacağız. Çarpı sinüs 10 diyorum. Daha sonrasında da bölü eksi sin 40 kalmaya devam edebilir burada. Bir zararı yok şu an. Pekala eşittir dedim. Kesir çizgimi attım. Bakın şu ifadeyi yani pay kısmındaki ifadeyi sevgili gençler biz payda eşitleyerek toplarsak şu ikisini. Kos 10 çarpı kos 60, kosinüs 10 çarpı kosinüs 60 artı sin 10 çarpı sinüs 60 bölü kosinüs 60. Kosinüs 60. Aşağıda da eksi sinüs 40'ımız var biliyorsunuz. Pekala. Şimdi sevgili gençler üst tarafa bakacak olursanız kos 10 kos 60, sin 10 sin 60. Bu kosinüs fark formülüdür. Pozitif olsun diye de 60'tan 10'u çıkaralım. 10'dan 60'ı çıkarırsan eksi 50 gelecekti. Ve o da zaten kos 50'ye eşit olacaktı. O halde arkadaşlarım burası kosinüs 60 eksi 10 diyelim. Bölü kosinüs 60 1 bölü 2 idi. Bunu da ters çevirip çarparsam eksi sinüs 40 yapacaktır. Bu da eşittir. Kosinüs 50 bölü eksi 1 bölü 2 çarpı sinüs 40 olur. Arkadaşlarım biliyorsunuz ki 40 ile 50 birbirinin tümleri. Yani kos 50 sin 40'a eşittir. Bunlar birbirini götürdükten sonra bunu da ters çevirip çarparsanız cevabın eksi 2 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla görebilirsiniz. Bir diğer örneğimiz ABCD'nin bir dikdörtgen olduğunu söylemiş. Burayı 3 vermiş, burayı 4, burayı 2 vermiş. Kosinüs x acaba kaçtır diye soruluyor. Artık bariz belli sorularımızın çözümleri. Bakın ben buraya A dedim. Daha sonrasında buraya da B dedik arkadaşlar. Oraya değil özür diliyorum. Şuraya B dedim. Nereye diyorsun İsmail? Buraya da B dedik. Gördüğünüz üzere burada M'den kaynaklı A artı B'nin de X olması gerektiğini düşünebiliriz. Benden kosinüs X istenmişti hocam. O halde sen artık kosinüs A artı B'yi hesapla. Kosinüs X'in kendisini bulursun zaten. O halde diyorum ki kosinüs A çarpı kosinüs B eksi sinüs A çarpı sinüs B. Biliyorsunuz ki kosinüs toplam formülünün arasında eksi vardı. Bunu sakın unutmayın. Daha sonrasında arkadaşlarım kosinüs A. Şimdi şunu şöyle çekelim. Bunu böyle çektikten sonra şuraya 3'ü yazayım. Tamam mı? Bakın burası 3. Burası 3. Şurası sevgili gençler 6 ise DB uzunluğu yani şu kısım arkadaşlar 3 kök 5'tir. Daha sonrasında burası 3 ise tabii ki şu uzunluğumuz da bizim 3 olacak. Ve sevgili gençler burasının da 6 olduğunu biliyorum. 6 fakat burası 2 olduğu için artık ben şuraya 4'ün karşısına 4 yazabilirim. Yani şu kısımda 4'müş. Burası da 3, 4. Demek ki şu kısımda burası da 5'miş dedik. Pekala. Kosinüs A. Komşu bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 5. Çarpı kosinüs B. Komşusu 6. Hipotenüs 3 kök 5. 6 bölü 3 kök 5 yazabilirim. Eksi. Sinüs A. Karşı bölü 5 yani 3 kök 5 bölü 5 3 kök 5 bölü 5 çarpı sinüs B de sevgili gençler karşı bölü hipotenüs yani 3 bölü 3 kök 5 diyebiliriz. Şimdi paydalarımız zaten 5 kere 3 kök 5'ten 15 kök 5 pay kısımları da 4 kere 6 24 yapar 3 kere 3 kök 5'te 9 kök 5 yapar deriz sevgili gençler.
Şimdi kosinüs x sorulmuştu. Kosinüs artı ve bir sıkıntı var mı diye tekrardan kontrol etmek istiyorum. Sanki daha öncesinde çözdüğüm bir soruydu ama şık cevabı bu şekilde değildi gibi hatırlıyorum. Bir kontrol edeceğim. Kos a kos b sin a sin b dedik. Burada bir sıkıntımız yok. Daha sonrasında kosinüs a'yı 4 bölü 5 olarak gösterdik. Burada da bir sıkıntımız yok. Kosinüs b'yi 6 bölü 3 kök 5 dedik. Bakın kosinüs b komşusu 6. Hipotenüsü 3, 6, 3 kök 5'ti. Dolayısıyla 6 bölü 3 kök 5 eksi dedim. Burada sıkıntı yok. Şimdi sinüs a'ya bakıyoruz. Sinüs a karşısı şurası 3. Ha, orası yanlışmış bakın. Şurası 3 kök 5 değil. 3'müş, doğru hatırlıyormuş. O halde şurayı silelim. Neresi 3 dedik arkadaşlar? Bakın şurası 3'tü ya. Ben şu 3 kök 5 ile karıştırdım. 3 kök 5 BD uzunluğu. Tamam. Şimdi 4 kere 6 24 eksi 3 kere 3 9 yapar bölü 15 kök 5 dedik. 24'ten 9'u çıkarırsanız 15 kalacaktır. Burası da 15 kök 5'ti. 15'ler birbirini götürür, cevap 1 bölü kök 5 olur. Ya da kök 5 ile genişletirseniz kök 5 bölü 5 olacaktır cevabımız diyebiliriz. Beklettiğim için, vaktini çaldığım için kusura bakma. 60. sayfa. ABC'de bir dikdörtgen denilmiş. AD ile EB birbirine eşit ve bunlar iki tane AE'ye eşitmiş arkadaşlar. Bakın yani burası K ise burası 2K oluyormuş ve AD uzunluğu da 2K'ymış diyebilirim. Hatta K'ları görmezden gelip 1, 2 ve 2 diyebiliriz. Buraya 2, buraya 1, buraya da 2 diyebilirim. Burası da X açısıysa kotanjant X acaba nedir diye sorulmuş sevgili arkadaşım bize. Pekala. Şimdi ben bunun dikdörtgen olduğunu biliyorum. Yani şurası 2. Yani burası 3. Bana da ne sorulmuştu? Kotanjant x sorulmuştu. O halde sevgili arkadaşım ben bunu şu şekilde yapsam. Bak şuraya a diyeyim. Buraya b diyeyim. Şimdi bakın a artı b'ye ben x ekleyince bunun 90 derece olması gerektiğini biliyorum. O halde ben x'i 90 derece eksi a artı b biçiminde tabii ki yazabilirim. Bunu yazdıktan sonra da hani bana kotanjant x sorulmuştu ya, artık kotanjant 90 eksi a artı b'yi hesaplamam gerekiyor diye de düşünebilirim. Hocam 90'dan çıkarıldığı için isim değiştirir. Tanjant olur. İçerisinde a artı b olarak kalır. Zaten birinci bölgede pozitif olduğu için sıkıntımız yok diyebilir miyiz ders. Demek ki ben kotanjant x yerine tanjant a artı b'yi hesaplayacağım. Ve bu da tan a artı tan b formülümüzü uyguluyoruz. Bölü 1 eksi tan a çarpı tan b yardımıyla elde edilebilir. Daha sonrasında tanjant a'mız nedir? Bakın karşı bölü komşu, a'nın karşısı bölü komşusu 2 bölü 3 artı tanjant b'de 1 bölü 2 bölü 1 eksi tanjant a 2 bölü 3'tü çarpı tanjant b'de 1 bölü 2 idi. O halde cevap bu olacak. Birazcık düzenlemekte fayda var tabii ki. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletirseniz 2 kere 2 4, 3 kere 1 3, topladım 7 bölü 6 bölü. Bakın 1'den şunları sadeleştirirsem 1 bölü 3'ü çıkaracağım. 2 bölü 3 kalacak. Ve daha sonrasında sadeleştirmelerimizi yapalım. 3 ile 6 sadeleşir 2. Ters çevirip çarparsak bu da 7 bölü 4'ün ta kendisi olur. Demek ki cevabımız buymuş diyebiliriz sevgili gençler. Bir diğer örneğim. Bir ABC üçgeninde tan A 1 bölü 2 ve tan B 3 bölü 4 ise tanjant C nedir diye sorulmuş sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunu iki yoldan yapalım. İki yol ve birinci yol olarak birinci yol diyelim. Şimdi arkadaşlarım tanjant A'yı vermiş ve tanjant B'yi vermiş. Siz biliyorsunuz ki A artı B artı C açısı 180 derece olacaktır. Daha sonrasında C açısı yani tanjant C sorulmuştu biliyorsunuz. O tanjant C'yi birazdan yazalım. C açısını 180 eksi a artı b olması gerektiğini de pek tabi biliyorsunuz. O halde ben tanjant c yerine tanjant 180 eksi a artı b'yi hesaplayabilirim derim. 180'den çıkardığım için isim değiştirmez ama negatif olur. Çünkü ikinci bölgede eksi tanjant a artı b'yi elde ederiz. Daha sonrasında bunu hesaplamak için de eksiyi koydum ve formülümü yazacağım. Tan A artı tan B, tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B diyeceğiz. Doğru mudur? Pekala, tan A'yı ve tan B'yi biliyoruz. Sadece yerine yazacağım. Eksiyi koyduk.
şu şekilde. Kesir çizgimizi de attık. Tan A 1 bölü 2 idi. Tan B 3 bölü 4'tü. Alt kısımda 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 diyeceğim. Burayı 2 ile genişletmem yeterli olacaktır. Sevgili arkadaşlar, eşittir. Eksiyi koyduk. Kesir çizgimizi attık. Bakın 2 ile genişlettim. 2 artı 3'ten 5 geldi. Alt kısım 4 oldu. Alt tarafta da gördüğünüz üzere 1'den 3 bölü 8'i çıkarırsak 5 bölü 8 kalacaktır. Bakın burada 5'ler gider. 5'ler gider tabi. 8 ile ters çevirip çarparsanız 8 bölü 4 gelir. Bu da zaten 2'nin ta kendisidir. O halde cevabımız budur diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi ikinci yolu da gösterelim tabi. İkinci yolu şuraya sığdırabiliriz bakın. Şöyle çektim ve şöyle çektim. Şunun ikinci yolu. Alttaki sorunun aman ha karıştırmayalım. Diyorum ki bir dik olmayan bir ABC üçgeninde tanjantların çarpımı tanjantların toplamına mutlaka eşittir. Belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Mutlaka not alın. Dik olmayan bir ABC üçgeninde niye dik olursa tanjant 90 biliyorsunuz tanımsız. Dik olmayan bir ABC üçgeninde tanjantların toplamı tanjantların çarpımına eşittir. Yani arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Tan A artı tan B artı tan C eşittir. Tan A çarpı tan B bölü tan C olmak zorundadır. Şimdi tan A 1 bölü 2. Tan B 3 bölü 4. Tan C diyorum buraya da. Eşittir tan A 1 bölü 2 çarpı tan B 3 bölü 4 çarpı tan C dedim. Dedikten sonra şu ikisini sevgili arkadaşlarım toplayalım bir zahmet size. 2 ile genişletip toplarsam tabii ki 5 bölü 4 gelecektir. Artı bir de tanjant C'miz var. O tanjant C'yi boş verelim. Eşittir dedim. Şunları çarparsam 3 bölü 8 gelir. 3 bölü 8 tan C eksi tan C olacaktır. Burayı da tan C parantezini alırsanız 5 bölü 4 eşittir. 5 bölü 4 eşittir. Tanjant C parantezinde 3 bölü 8 eksi 1 yapar. Ve sevgili gençler, bu arada 8 bölü 4 başındaki eksiyi unuttuk. Eksi 2 olacak orası. Şimdi fark ettim. 3 bölü 8'den 1'i çıkarırsanız eksi 5 bölü 8 gelir. Burayı sildim. Tan C'yi yalnız bırakabilmek için 5'e böldüm. 5'e böldüm. Karşıya fırlatırsanız bunu, yani eksi 1 bölü 8'i artık karşıya bölüm olarak fırlatırsanız ters çevirip çarptığınız zaman eksi 8 bölü 4 gelir. Ve bu da eksi 2'yi verir bize. Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Bu da sizin için ek güzel bir kural olsun, aklınızda bulunması gereken. Yani ne diyeyim, herkes bilmiyordur. Artık SML öğrencilerine özel diyebiliriz. Yani çoğu kişi bilmiyordur. Tabii bilenler vardır ama. Fx a çarpı cos x artı b çarpı sin x. Bakın içerideki açılar eşitse, buna dikkat ediyorsunuz. Bu fx'in alabileceği maksimum değer sevgili gençler a kare artı b karenin kare köküyken, minimum değer bunun eksilisidir. Unutmuyorsunuz. O halde fx'in en büyük ve en küçük değerleri kaçtır diye sorulmuş ya. 12'nin karesi 144. 5'in karesi 25. Topladığınız 169. Zaten 5, 12, 13 üçgeninin ta kendisi değil mi? O halde bu ifadenin alınabileceği maksimum değer 13 iken minimum değer eksi 13'tür diyebiliriz. Bu nereden geldi? Şuradan hocam. 12'nin karesi artı 5'in karesinin kare kökünden. Bu da zaten şöyle yapalım. Bu da zaten sevgili gençler bunun eksilisi. Şöyle. O halde bizim fx'imiz bu iki değer arasındadır deriz. En büyük ve en küçük değerler kaçtır diye soruluyor. En büyük değer bu, yani 13. En küçük değer de eksi 13 diyebiliriz. Cevaplarımız bunlardı. Devam ediyorum. Sağ üstteki konumla. Yarım açı formülleri. Şimdi siz bu sinüsün toplam formülünde, hani a artı b diyorduk ya yukarıdaki formülde, b'yi de eğer a'ya eşit seçerseniz sinüs a artı a olur. Bu da tabii ki sin a çarpı cos a artı cos a çarpı sin a. Bakın bu ikisi birbirinin aynısı. O zaman diyorum ki bu sinüs 2a, bakın şurası 2a, 2 tane sin a çarpı cos a'ya eşittir. Ve bu da bize mükemmel bir özdeşlik verir arkadaşlar. Buna sinüs yarım açı formülü diyeceğiz. Yarım açı denmesinin sebebi buradaki 2a'nın a ve a diye düzenlenebiliyor olmasından kaynaklı. Kosinüs yarım açı formülü, 3 tane formül vereceğiz ama zaten bir tanesinden her biri çıkıyor. Yine burayı a artı a olarak seçerseniz cos a çarpı cos a
eksi sin a çarpı sin a olduğunu biliyorsunuz. Yani kosinüs 2a ne olur? Kos kare a eksi sin kare a'nın ta kendisi olur. Kos kare a eksi sin kare a. Şimdi sin kare a gördüğünüz yere 1 eksi kos kare a yazarak kos 2a'yı 2 kos kare a eksi 1, kos kare a'yı 1 eksi sin kare a biçiminde yazarsan sen şu formülde kos 2a'yı bu sefer de 1 eksi 2 sin kare a olarak elde edersin. Bu 3 tane yarım açı formülünü soruların içerisinde uygun gördüğümüz yerlerde kullanmamız gerekiyor. Tanjant yarım açı formülünü çok kullanmana gerek yok ama bu olduğunu yine de bil. Kotanjant yarım açı formülünü ise bilmemize gerek yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü tanjantı biliyorsak tanjantı hesaplayıp ters çevirebiliriz. Bu arada yukarıdaki sayfada yarım açı formüllerin içerisinde dikkat ettiysen kotanjant da yok. Niye kotanjant yok? Müfredatta mı yok? Yok, müfredatta sorulabilir, sıkıntı yok. Yani kotanjant a artı b'yi hesaplayabiliriz. Fakat diyoruz ki ezberlememize gerek yok. Hani beynimizde daha fazla yer kaplamasın bunlar. E niye? Çünkü sen tanjant a artı b'nin formülünü biliyorsan ve soru senden kotanjantı istiyorsa sen tanjantını hesaplarsın. Bulduğun cevabı ters çevirmen, tepe taklak yapman yetecektir de kardeşim, o yüzden. Tamam mı? Devam ediyorum yarım açı formüllerimizin örnekleriyle. Mesela sin kare 75 eksi kos kare 75 demiş. Öncelikle sen bunu eksi parantezinde yazarsan burası kos kare 75 eksi sin kare 75 gelecektir. Ve bu da eksi parantezinde bakınız içeriye kosinüs yarım açı formülü. Kos kare 75 eksi sin kare 75 yarım açı formülü ise 75'in 2 katı kosinüs 150'dir. Demek ki bu eksi kosinüs 150'ye eşit. Kosinüs 150 dediğimiz şey de eksi kosinüs 30'dur biliyorsunuz. Eksi eksiden artı yapar. Cevabımız kosinüs 30'muş ve kosinüs 30'un da kök 3 bölü 2 olduğunu sanırım bilmeyeniniz yoktur. Bilmiyorsanız da öğrenin. Şimdi devam. Buraya baktığımız takdirde ben burayı sin 78 ile burayı da kosinüs 78 ile tabii ki genişletebilirim. Bir daha bakalım. Genişletmemize gerek kalmadan bir şeyler yapabilir miyiz diye. Kosinüs 78 tamam. Genişletelim. Ve sevgili gençler, sin 78 üst taraf çarpı sinüs 36 eksi kosinüs 78 çarpı kosinüs 36 diyelim. Daha sonrasında ise ben bunu eksi parantezine alırsam eğer, bakın burası artı burası eksi olur. Şimdi kos 78 kos 36 eksi sin 78 sin 36. Arada eksi varsa bu kosinüs toplam formülüdür ve eksi parantezinde kosinüs 78 ile 36'yı toplamamız isteniyordur ki bu da 8 6 daha 14 yapar 114 gelir. Eksi kosinüs 114 bölü alt kısımda sin 78 çarpı kosinüs 78 oldu artık. Peki şimdi şöyle diyelim. Sinüs 2 alfa. 2 sin alfa çarpı kos alfa değil miydi? Şuraya baktığınız takdirde şu kısma sin 78 kos 78 var. Sin alfa kos alfaya benziyor. O halde bu 2'yi alıp karşıya fırlatırsanız bu buna eşit olacaktır. Yani 78'in 2 katını bulacağız. 156. O halde eksi kosinüs 114 bölü. Burası da sevgili gençler sinüs 156 bölü 2. Bundan kaynaklı. O bölü 2'yi de sevgili arkadaşlarım şöyle yapalım. Sildim. Yukarıya doğru fırlattım. Çarpı 2 dedim. Şimdi kosinüs 114'e bir çare bulalım. Kosinüs 114'e nasıl bir çare buluruz? Kosinüs 90 artı 24 derim. Tabii ki başında eksi var ve yanında da çarpı 2'miz var. Bölü alt kısımdaki sinüs 156'da sinüs 180 eksi 24'tür. Bakınız sevgili gençler. 90'a eklediğim için isim değiştirir sinüs olur. Kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için eksi olur. Eksi eksi artı yapar ve sinüs 24 gelir. Bölü hocam burası da sinüs 24. Sonuçta sinüs ikinci bölgede pozitifti. Çarpı bir de 2'miz vardı. Bununla bu giderse cevap olarak karşımıza 2 çıkacaktır sevgili gençler. Bu da bizim bu sorumuzun çözümüydü, cevabıydı diyebiliriz. 61. sayfamız, ilk örneğimiz. Kosinüs 50 eğer a ise sinüs 80 ifadesinin eşiti nedir diye sorulmuş. Bakın ben bu sinüs 80'i 2 çarpı sinüs 40 çarpı kosinüs 40 biçiminde ifade edebilirim. Bunu yazdıktan sonra biliyorsunuz ki kosinüs 50 sadece kosinüs 50'ye eşit değil,
aynı zamanda sinüs 40'a da eşittir ve bu da yine A'ymış. O halde sin 40'a ben A diyebilirim sevgili gençler. Bu da cepte. Ve daha sonrasında da kosinüs 40'ı nasıl elde ederim? Şöyle yapabiliriz bakın. Şöyle bir üçgen çizersiniz, dik üçgen. Buraya 50 dersiniz, buraya 40 dersiniz, tamam mı? Daha sonrasında ise kosinüs 50 A'ymış ya, ben buraya A derim komşusuna, hipotenüse 1 derim. O halde burası ne olur arkadaşım bak? 1 eksi A karenin karekökü olmaz mı? Peki bana şimdi ne lazım? Kosinüs 40 lazım. Şimdi kosinüs 40 lazımsa komşu bölü hipotenüs dersem burası da 1 eksi A karenin karekökü olmaz mı? Olur. Demek ki bizim cevabımız 2A çarpı 1 eksi A karenin karekökuymuş diyeceğiz. Buymuş cevabımız. Devam ediyorum bir diğer örnekle. Tan 15'te kot 15'in toplamının değeri nedir diye sorulmuş. Ben bu tan 15'i sinüs 15 bölü kosinüs 15 biçiminde yazma hakkına biliyorsunuz ki sahibim. Artı kot 15'i de kosinüs 15 bölü sinüs 15 biçiminde yazarım. Ve daha sonrasında burayı sinüs 15 ile burayı da kosinüs 15 ile genişletirim. Üst taraf sin kare 15 artı kos kare 15 gelirken alt taraf sevgili gençler sin 15 kos 15 gelir. Çarpı kosinüs 15. Ki biliyorsunuz alt taraf yani sin 15 kos 15 sinüs 30'un yarısıdır. O halde ben buraya sinüs 30 bölü 2 diyeceğim. Sin kare 15 ile kos kare 15'in toplamının 1 olduğunu biliyorsunuz. Bakın 1 bölü sinüs 30 da sevgili gençler 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2'yi 2'ye bölerseniz 1 bölü 4 gelir ve ters çevirip çarptığınız takdirde karşınıza doğru cevap çıkar. Doğru cevabımız da 4'müş diyebiliriz sevgili gençler. Bir diğer örnek. X açısı pi ile 3 pi bölü 2 aralığında ve sinüs x de eksi 2 bölü kök 5 olmak üzere sinüs 2x artı tanjant 2x toplamı sorulmuş. Sinüs 2x'i 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olarak, tanjant 2x de sevgili gençler 2 tanjant x bölü 1 eksi tan kare x olarak yazabilirsek, eğer tan kare x olarak yazabilirsek bu şekilde hesaplayabiliriz. Peki nasıl? Şimdi sinüs x'i zaten biliyoruz. Bir üçgen çizelim arkadaşlar. Bu üçgen de dik üçgen olsun tabii ki. Bu üçgende arkadaşlar sinüsün 2 bölü 5 olduğunu biliyoruz. Yani şurası x, burası 2'ymiş, burası kök 5'miş diyebiliriz. Artısını eksisine karışma. Şimdi burası 2 ise karesi 4 yapar. Burada kök 5, demek ki burası 1. 1, 2, kök 5. Pekala. Bu üçgen üzerinden hesaplamalarımızı yapalım. 2 çarpı sinüs x eksi 2 bölü kök 5'ti. Daha sonrasında çarpı, bize kosinüs x lazım. Kosinüs x de 1 bölü kök 5'tir. Yalnız burası 3. bölge olduğundan kosinüs de negatiftir. O halde eksi 1 bölü kök 5 diyebilirim. Şimdi bu kısım eksiler gitti. 2 kere 2 4, 4 kere 1 4 yaptı. Kök 5 kere kök 5 de 5 yaptı. Demek ki şu kısım 4 bölü 5'miş. Bu cepte. Daha sonrasında ise şuraya bakacağız. 2 tane tanjant x, yani karşı bölü komşu, 2 çarpı 2 bölü 1 eksi tan kare x, yani 1 eksi 2'nin karesi 4. Şimdi 3. bölgede tanjant pozitif olduğu için direkt pozitifini aldım. Yani üst taraf 4, alt taraf eksi 3 geldi. Eksi 4 bölü 3'müş burası da. Eksi 4 bölü 3. Şimdi ikisini toplamamız gerekiyor. Cevap bu. 4 bölü 5 eksi 4 bölü 3 diyeceğim. Burayı 3 ile burayı 5 ile genişletirseniz eğer 12 eksi 20 bölü 15 bizim cevabımız olur. Yani cevap eksi 8 bölü 15'miş diyebiliriz. Devam ediyorum arkadaşlar. 61. sayfanın sağ üst tarafıyla. Cos 3x bölü sin x artı sin 3x bölü cos x ifadesinin eşiti soruluyor bize. Şimdi ben burayı kosinüs x ile burayı da sinüs x ile genişletmek istiyorum. Üst taraf kosinüs 3x çarpı kosinüs x artı sinüs 3x çarpı sinüs x'tir bölü alt tarafta da sin x çarpı cos x'imiz mevcut. Sin x çarpı kosinüs x. Şimdi üst tarafta cos cos sin sin'i görüyorsun. Arada da artı var. O halde kosinüs fark formülüdür bu deriz. Ve üst tarafı ben kosinüs 3x eksi x biçiminde yazarım. Alt tarafta ise sinüs 2x'in yarısı var.
Eğer 2 tane sinüs kosinüs olaydı sinüs 2x diyecektik. Olmadığı için sinüs 2x'in yarısı dedim. E hocam burası da zaten kosinüs 2x değil mi? Evet. Peki 2'yi ters çevirip çarptım. 2 çarpı kosinüs 2x bölü sinüs 2x. Bu da ne yapar? 2 çarpı tanjant değil kotanjant. Üzgünüm. Kosu sine bölüyoruz. Kosinüsü sinüse böldüğüm için de kotanjant 2x derim. 2 kot 2x bizim cevabımız olur sevgili gençler. Devam bir diğer örneğimle. Şimdi şu 1 artı 1 bölü 2 çarpı sinüs 2x demiş ya, ben burayı 1 artı 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x biçiminde yazabilirim. Yarım açı kullandım. Buradaki bölü 2 ile çarpı 2 birbirini götürür. 1 artı sin x çarpı cos x gelir. Şimdi şu üst tarafa da küp açılımı uygulayalım. Bakın sin x eksi kosinüs x parantezinde sin kare x artı sin x cos x artı cos kare x gelir. Bölü alt kısımda ne kaldığını söylemiştik. 1 artı sin x çarpı cos x kaldığını söylemiştik sevgili gençler. Şimdi şuna bakıyorsunuz. Sin kare x ile cos kare x'in toplamı ne? 1. Peki burası şöylece 1 artı sin x cos x değil mi? Evet. E aşağıda da var bu 1 artı sin x cos x. O halde bizim cevabımız neymiş? Sin x eksi kosinüs x'miş. Cevap buydu sevgili gençler. Güzel soruydu. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. Bir ABC üçgeninde A açısı B açısının 2 katı ve BC uzunluğunun 2 katı AC uzunluğunun 3 katına eşit. Şimdi hemen bir üçgen çizelim. Bir üçgen çizelim. Buraya A dedim, buraya B dedim ve buraya C dedim. A açısı B açısının 2 katıysa ben buraya alfa dersem tabii ki burası 2 alfa olacaktır. Bakın BC uzunluğu yani şurasının 2 katı AC uzunluğunun yani şunun 3 katına eşitmiş. Yani ben buraya 2K dersem bunun 3K olması gerekir. O halde burası 3K'dır, burası 2K'dır dedim. Kosinüs B sorulmuş. Şöyle diyebilirim o halde. 2K'nın kosinüs B yani kosinüs alfaya oranı sinüs teoreminden 3K'nın sinüs 2 alfaya oranıdır. Buraya sinüs yazacağım. Kosinüs değil. Üzgünüm. Hemen düzelttim. Buraya sinüs alfa yazacağız. Pekala. Şimdi K'lar tabi otomatikman gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 2 çarpı şu sinüs 2 alfayı da 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa diye yazalım olmaz mı? Şöyle eşittir. 3 çarpı sinüs alfa dedim. Şimdi gençler bakın buradaki sinüs alfa ile buradaki sinüs alfayı götürürüm. 4 tane kosinüs alfa eşittir 3 ise tabii ki kosinüs alfa kaçtır? 3 bölü 4'tür. Nedir bu kosinüs alfa dediği şey? Kosinüs bakın alfa B o halde alfa B oldu bakın. Kosinüs beta'dır, kosinüs b'dir. O da 3 bölü 4'tür diyeceğiz. Sevgili gençler bize sorulan şey buymuş dedik. 62. sayfamın ilk örneğindeyim. 6 tanjant 3x bölü kotanjant x eksi tanjant x işleminin acaba sonucu nedir? X'ler pi bölü 10 iken demiş bize. Şimdi arkadaşlarım şu kotanjant x eksi tanjant x var ya. Ben onu cos x bölü sin x eksi sin x bölü cos x biçiminde yazarım. Bunu yazdıktan sonra hocam burayı kosinüs x ile burayı da sinüs x ile genişletelim mi derseniz genişletelim. Bakın cos da cos'un çarpımı cos kare x gelir. Eksi sin de sin'in çarpımı sin kare x gelir. Alt kısımda ise ne var ne mevcut? Sin x çarpı cos x mevcut. Sin x çarpı kosinüs x dedim. Sonrasında şu cos kare x eksi sin kare x bir formüldü hatırlıyorsan. Kosinüs yarım açı formülüydü. O halde ben buraya kosinüs 2x derim. Alt kısımda ise sin x çarpı cos x var. O da sinüs 2x'in yarısı. O halde o yarısını da ters çevirip buraya 2 diye çarparım. Şimdi alt kısım sevgili arkadaşlar bu geldi. Yani 2 çarpı kotanjant 2x geldi diyebilirim. Bu cepte. Bu payda kısmımız şurası. Şimdi üste bakalım. 6 çarpı tanjant 3x bölü. Altta ne var? 2 çarpı kotanjant 2x var. Bu da 3 çarpı 6 ile 2'yi sadeleştirdim. Tanjant 3x bölü kotanjant
2x derim. Şimdi dikkat ettiyseniz burada bir 3x var. Burada bir 2x var. İkisinin toplamı 5x yapıyor. 5x de burayı 5 ile çarparsanız, burayı 5 ile çarparsanız 5 ile 10 götürür pi bölü 2. Yani 90'ın ta kendisi. O halde bu 3x ile 5x, pardon 3x ile 2x birbirinin tümleri. Yani sevgili arkadaşlar, tanjantları kotanjantlarına, kotanjantları tanjantlarına eşit. Yani bunlar eşitmiş. O halde bunlar giderse cevabımız ne olur? 3x değil 3 olur. Cevabımız buymuş dedik sevgili arkadaşlarım. Çok güzel soruydu. Devam. ABC bir dik üçgen. Burası 4 birim olarak verilmiş BC. AH'ın eşiti nedir diye sorulmuş. Yani şurasının eşiti sorulmuş bize. Şu soruluyor. Ve arkadaşlarım, büyük üçgene dikkat edin. Burası hipotenüsse x'in karşısı 4 çarpı sinüs x'tir. X'in komşusu 4 çarpı kosinüs x'tir. Şimdi buraya da h diyelim. AH'a h diyelim. H'ı bulmaya çalışalım biz. Şimdi şöyle diyelim. Bu ABC üçgenin alanı nedir? Hocam 4 çarpı h bölü 2'yi de bulabilirim. Evet, başka nasıl bulursun? Bak, burasını taban, burasını yüksek olarak kabul edersen, burası dikti ya. O halde dersin ki hocam 4 çarpı sin x çarpı 4 çarpı kosinüs x bölü 2 olarak da bulabiliriz. O halde ben diyorum ki şu 2 ile şu 2'yi sadeleştirelim. Bu 4 ile de bu 4'ü sadeleştirelim. H meydana çıksın. H eşittir 2 çarpı 2 çarpı sin x cos x biçiminde yazmak istiyorum ben bunu. Şu 4'ü 2 kere 2 biçiminde yazdım. Ve 2 sin x, 2 sin x cos x neye eşitti? Sinüs 2x'e değil mi? O halde h eşittir 2 çarpı sinüs 2x gelecektir. Ve bu h dediğimizde biliyorsunuz ah'tı. Yani bize sorulan ifade 2 sin x cos x'miş. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum sevgili gençler. Bir diğer sorumla. Kosinüs 36 çarpı kosinüs 72. Bu işlemin sonucu sorulmuş. Şimdi ben bunu sol tarafından sinüs 36 ile çarpıp daha sonrasında bir de burayı sinüs 36'ya bölersem soruyu değiştirmemiş olurum. Değişmez bu soru. Sin 36 ile kos 36'nın çarpımı nedir? Hocam yarım açı formülü vardır. Ve bu sinüs 2 kere 36 72 bölü 2'ye eşittir. Ve yukarıda da bir tane kosinüs 72'miz de var. Bölü bir de burada sinüs 36'mız var. Bunu da unutmayalım lütfen. Pekala. Şimdi sevgili gençler, sin 72 ile kos 72'nin çarpımı ne? Hocam o da sinüs 144 bölü 2'dir. Bir de bölü 2 burada var. Bölü 4 yapar. Bir de burada sinüs 36'mız var. Güzel. Sinüs 144'ü ben sinüs 180 eksi 36 biçiminde yazıp 4 çarpı sinüs 36'yı da ters çevirip çarparsam eğer, bakın burası 180'den çıkarıldığı için isim değiştirmez. İkinci bölgede sinüs de pozitifti. O halde sinüs 36'dır. Bir de burada 4 çarpı sinüs 36'mız var hocam. Sin 36'lar da gider. Cevabımız böylelikle 1 bölü 4'ün ta kendisi olur diyebilirsin. Evet, 62. sayfamızın sağ üst tarafında trigonometrik denklemler konusu var ve trigonometrik denklemler konusuyla beraber hemen onun arkasına da sevgili gençler şöyle aşağı inip göstermek istiyorum. Bakın trigonometrik denklemler devam ediyor. Daha sonrasında periyodik fonksiyonlar var. Periyodik fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonlar geliyor. Yani toplamda 3 tane konu var ve yaklaşık olarak 5-6 sayfa. Tek videoda anlatmak istemiyorum. Bir diğer videoda trigonometrik denklemleri ve son videoda da periyot ve ters trigonometrik fonksiyonları işleyeceğim. Haberiniz olsun. Şimdilik bu video sizde arkadaşlar, artık görevi size emanet ediyorum. Videoyu güzel bir şekilde tüketin ve bunlarla alakalı mutlaka soru bankalarınızdan soru çözmeyi ihmal etmeyin. Lütfen arkadaşlar. En önemlisi de bu. Soru bankalarınızdan soru çözmeyi ihmal etmiyorsunuz. Kendi düzeyinize ait soru bankasını mutlaka ama mutlaka bulmalısınız. Ve diyorum ki diğer videoda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.